Gaziantep'ten hepinize merhabalar. Biz uyandık, odamızı toparladık. Şimdi kahvaltıya ineceğiz. Balkona çıktık, bir temiz hava alalım diye. Gece inanılmaz bir rüzgar vardı ve yağmur yağmış, yerler ıslak. Ama dün de öyle olmuştu. Kalktığımızda yerler ıslaktı ama gün boyu yağmur yağmamıştı. Bugün de öyle olur inşallah, çünkü Halfeti tarafına geçeceğiz. Orada da biliyorsunuz böyle teknelerle geziler falan yapıyorlar. Yağmur olmazsa tabii daha da rahat gezeceğiz. Onun için diyorum. Yoksa bereket yağsın tabii. İyiyiz çok şükür. Hani dinlendik. Yorgunluğumuzu da attık. Dün bayağı yürümüştük çünkü. Yaramaz bir şey yok. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır sizlerin hayatında da. Böyle kuş sesleri, kuş cıvıltıları, mis gibi bir hava var Antep'te. Birazdan kahvaltıdan sonra da Antep'ten ayrılacağız. Evet, Birecik'e yaklaştık. Burası, ben de kayısı ağaçları mı diyorum, bakıyorum. Tabii hiç fıstık ağacı görmediğim için. Bunlar diyorum, ne ağacı Muzaffer? Her yer fıstık ağacı. Göz alabildiğince fıstık ağacı. Evet, bunlar hep fıstık ağacıymış. Yani yakından hiç ben görmedim ağacını. Burası camiymiş. Baksana, buranın da minaresi yok. Alaburç cami diyor. Burası çarşısı. Birecik'ten merhabalar. Ben çaya devam. Şimdi bir çay molası verdik. Çok güzel bir şehir, içinden böyle nehir akıyor, evler çok değişik yapıda, çok güzel bir yermiş. Burada balık falan tutuyorlar nehirden de. Tuttu, büyük bir balık tuttu. Ha, Birecik. Bilecik'e benziyor Birecik. Ama evlerin yapıları falan çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir şehir burası. Şimdi bu taraf Urfa, sen bulduğun taraf Urfa. Kırman karşı tarafı Gaziantep. Evlerin yapıları falan dikkatimizi çekti. Ha, dedik biz girelim biraz gezelim. Biraz şehir içinde dolaştık. Bu köprü, nehir çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Tane varmış. Ama şunlara baksana. Şimdi bir de şey, üreme zamanlarıymış. O yüzden bir de hastalık varmış. Ondan dolayı kapalıymış. Kelaynak kuşları ama havada şu anda da uçuyorlarmış. Üzerinizden geçebilir. Uçanları dediler, görebilirsiniz dediler ama biraz beklerseniz dediler. Ama orada bir tane tepede var Muzaffer. Gördüm ben. Yaşadıkları alan da orasıymış. Koruma altında. Ha, koruma altındalarmış. Kelaynakların, evet. Dünyada 301 tane kalmış. 201 mi? 301 dedi. 301 mi? Bak. Onlar da doğadalar. Onların da projeleriyle korunuyorlar. Yaşam alanlarında. Televizyonda, internette çıkıyor zaten, haberlerde veriyor. Evet ya, izliyoruz. Onlar hepsi nadir türler. Hemen hemen Türkiye'de bazıları burada olanlar. Çok sayıda kuş çeşidi varmış burada. Yaklaşık 324 çeşit kuş var. Hatta 25. Burada gözlemleyip kaydettiler. He. Ay çok güzel ama. Ay maşallah, baksana. Maşallah. İlk defa fıstık ağacını yakından görüyorum. Ay, yediğimiz bu kabuklu fıstık bunlar işte. Yeni mahsul çıkacak. Ama göz alabildiğine her yer fıstık ağacı. Fıstık ben ağacı önce... ve zeytin ağacı. Ha, zeytin de çok fazla var.
Ama şu bereketliliğine bakar mısınız? Bir de boyları kısa kısa. Hani ağaçların. İlk defa görüyorum ya. Maşallah. Bereketli olsun inşallah ya. E tabi fıstığın kilosu da inanılmaz pahalı. Dün biz yemek için almıştık ya. Kilosu 600 lira. 600 yani liradan indirimi, indirimli verdiler bize. 400'e var, 500'e var ama en güzel böyle iri boy olanı 600 liraydı. Ay bereketli olsun inşallah çiftçilerimize. Çiftçilerimizin yemekleri boşa çıkmasın. Nar da çok, nar sosu. Demin nar ekşisi de çok satılıyordu. Evet. Nar ağacı da çok. Bak adamlar ne güzel ev yapmış. Ben dedim bir göreyim dedim bu fıstık ağacını. Çok merak ettim. Çok ilginç, değişik. Hatta dün şey fıstık kırma makine şey de vardı ya böyle pense gibi. Pense gibi evet. Evet bu ne için dedim hani ceviz kırma aleti gibi fıstık kırma aleti de vardı. Biz dedi bu işlem görmüşleri yemiyoruz dedi oradaki satıcılar falan. Direkt biz o kendi işte kabuklu olanı alıp onu kırıp onu yiyorlarmış. Çünkü bizim yediğimiz tuzlu işlem görmüş kavrulmuş. Hani Karadeniz'in fındık ağaçları her yerde. Burada da fıstık. Ay inanılmaz diyorum ki Muzaffer'e bu kadar çok var. Her yer dağ taş fıstık. Kilosu diyorum niye bu kadar pahalı ki? Herhalde işlem görürken mi acaba? Zor. İşte buralar hep fıstık ağaçları. Evet şimdi giderken Halfeti'ye yaklaştık ama şu kömbelerden yiyoruz. Bunlar muhteşem, harika bir şeymiş ya. Hani çok fazla almadık. Yolda dedik kötü olur. Gerçi satan kişi 3 ay bozulmayacağını söyledi. Bunların zeytinyağıyla ve nohutla yapıldığını söylemişti. Gerçekten çok çok lezzetli bir şeymiş. Böyle birkaç çeşit almıştık. Hem tuzlusu hem tatlısı hem bu zencefilli tarçınlı olandan almıştık. Hepsinin tadı da çok çok güzel. Şimdi yeni Halfeti'ye geldik. Halfeti sular altında kalınca buraya yerleşim kurulmuş. Hep yeni binalar. Yeni zaten inşaatlar falan da devam ediyor. Eski Halfeti'yi de çok merak ediyorum ben de. Turla gelmişler, fotoğraf çekiniyorlar burada. Ay muhteşem. Vay. Çok güzel, çok güzel. Ay, muhteşem bir görüntüsü var. Hocam nereye gidiyorsunuz? En merak ettiğim yerlerden birisiydi. Hep böyle hani turla mı gitsek, yalnız mı gitsek, hep böyle düşünürdük. Ay gerçekleşti. Muzaffer'le beraber geldik. Kalan evler mi acaba? Suların altında kalan. Evet, minare var ileride. Evet. Batık minare. Biz de tekneyle artık koylara falan giriyorlarmış, gösteriyorlarmış. Ay, çok güzel. Bunu takip ediyoruz. Gel. Nehir birmiş, hayır acaba? Nehir bir. Sol tarafta. Sol mu? Sol demiş Kaan. Sol. Hangisi? Kapasite doldu. Tekne çalışacak şimdi. tekne gezisi de 140 lira. İki kişi 280 lira ödedik. Ben daha fazla bekliyordum ücreti. İyi. Evet. 140 şey yani makul. Değil mi? Makul, normal. Aa ne kadar sürüyor acaba?
Bilmiyorum. Zafer, onu sormadık. Bu kadar sürüyor. Ha, şeyi teyit ettirdim oteli, konserini. Ha tamam, Urfa'yı. Urfa'yı, evet. Urfa'yı tamam. Tekne turu 1,5 saat sürüyormuş. Bayağı uzunmuş. Biz de şimdi bindikten sonra öğrendik. Bayağı uzun bir gezi olacak. Oh, serin serin. Aa bak, rüzgar üşütüyor. Gözlüğümü alayım da. Uçabilir. Evet. Çocuklar falan da var. Evet. Bekliyorlar yerler. Burada 25 dakika mola verdik. Çay kahve içmek için. Canlı müzik var bir de. Çekiyorum. İstanbul'dan gelmişler kardeşlerimizler de. Merhaba. Bizler de kardeşlerimizin geldiği yerlere gideceğiz. Tavsiyelerde bulundular bizlere. Sizlere iyi eğlenceler, iyi tatiller diliyoruz. Arkadaşlar çok tatlılar ya. Arkadaşlar iki evli çift beraber gelmişler. Onlar da Antep gezisi, Mardin gezisi. Biz onlara
gezdiğimiz yerleri söyledik. Onlar bizlere gezdikleri yerleri anlattılar. Bilgi alışverişinde bulunduk. İyi oldu. Tam onu isteyecektim ben de. Tam bu şarkıyı isteyecektim ben de. Biz ne isteyeceğiz? Antep'in hamamları. Belalım, 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 belalım. Tutturamadık ki. Ne isteyeceğimizi bilemedik. Evet. Neyse ben istedim Diyarbakır türküsü çıktı zaten. Diyarbakır evet. Diyarbakır çıktı. Göbekli Tepe'ye geldik. Böyle şey zaten tepede yer. Aşağı tarafta yerleşim alanları var ama arabayı buraya park ettik. İleride park yeri yoksa diye. Dünyanın ilk yerleşimi. Türkiye'deki mi? İlk. Dünyadaki ilk tarihi çıkan belge burada. Tarihe sahip. Ha, ilk yaşamın başladığı evet, yer. Başladı. Değil mi? Ay. Müzeyi gezdik. Şimdi servisle Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Bayağı mesafesi varmış çünkü. Servisler Göbekli Tepe'yi gezdirmeye götürüyorlar. Çıktıktan sonra ücretsiz götürüyorlar. Ha, müze kartla evet. Evet. Gerçekten tepe. Yağmur da bir yağıyor, bir değil mi? Açıyor. Hava. Ama tam gezme havası. Sıcak değil. Ha, evet. Soğuk da değil. Esince üşütüyor, güneş çıkınca evet. Terletiyor. Öyle bir durum var. Bakalım şurası gözüküyor. Çalışmaları devam ediyormuş. Evet. Göbekli Tepe'yi merak eden pek çok insan var tabi. Organize olmak gerekiyor çünkü aç kalmamak lazım. Tabii doğuş kurup şey yapıyor. Şimdi 4 tane toprak göreceğiz burada. Sembollerin yani tapınağın olduğunu
varmış burada. Yani 12 bin yıllık. Sen bir de fotoğraf çekiyor. Normalde ayakta duruyormuş ama şu anda ayakta durmaları mümkün olmadığı için desteklerle böyle ayakta durmalarını sağlıyorlarmış. Aynı görüntüyü verebilmek için tabii. 4 tane sunak varmış. Evet. Tapınak. Urfa'dayız. Burası da tarih dolu bir şehir. Şimdi Balıklı Göl'e gidiyoruz. Evliyalar Şehri. Evliyalar Şehri, evet. Aa, ne kadar güzel şu taraf değil mi? Orada mağaralar falan var, evler. Çok güzelmiş, evet. Manzarası süpermiş. Aşağıda park yeri bulamadık. Balıklı Göl'e gidecektik ama yukarı doğru çıkınca buranın dedik manzarası çok güzelmiş. Önce buraya gezelim. Yukarıda mağaralar falan da var ya. Şey, yaşlı amcalar falan aşağıda. Evet. Eski hanlar varmış. Doğru yürüyelim mi? Yürüyelim. Hakim bir tepe. Evler çok ilginç yalnız, hiç ama çatıları yok. Çatıları yok, hepsi aşağı görüyor ki bütün evler manzarası hep birbirini kapatmış. Evet. Çok ilginç evler ya. Devamı iniyormuş böyle, bayağı büyükmüş. Ama buranın manzarası çok güzel. Balıklı Göl aşağıda. Birazdan ineceğiz oraya. Siyasi de. Güzel Urfa. Aslında şuradan yürüyerek gidebilirmişiz ama geri çıkması çok zor. Geri çıkması çok zor. Evet, arabayı da alalım bence. Evet. Balıklı Göl'ü ziyaret ettikten sonra da karnımızı doyuracağız. Acıktık çünkü. Yemek yiyeceğiz. Bahçesi çok güzelmiş. İlk giriş yeri. Böyle zakkumlar var. İyi de ağaçları var. Kuş cıvıltıları burada da yine. Tabii depremde balıklar kaybolmuştu bir süre. Sonra tekrar geldiler. Şuradan balıkları göreceğiz. Yukarı kale. Az önce çıktığımız evet, yer. Evet, yukarıdan da bakmıştık buraya. Parklar dolu. Herkes gelmiş. Oturuyorlar. Vakit geçiriyorlar parkta da. Biz de ne giyeceğimizi de bilemiyoruz. Böyle uzun kollu alıyoruz, giyiyoruz, terliyoruz. Ondan sonra çıkarınca üşüyorsun.
Zaten bir sesimde de bozukluk var. 2-3 gündür atlatamadım. İlaç da alıyorum ama geçmedi. Herhalde hava değişiminden olsa gerekiyor. Şu şey mi Zafer? Orada saat kulesi mi, bir şey mi? Bilemedim ki. Minare değil herhalde. Değil mi? Ama bilemedim. Aa, bu tacı var. Baksana dutlarına. Tam benlik. Tam senlik. Beyaz dut. Aman önüne bak. Merdiven. Uzun önce bir yürüme yeri vardı. Oradan yürümüştük. Hediyelik eşyalar falan satılıyor. Belki öbür giriş kapısındandır. Ben böyle 85-86 yıllarında gelmiştim. Halam burada oturuyordu. En küçük halam. Rahmetli babaannemle beraber gelmiştik. Halam doğum yapmıştı. Beni de getirmişti. O zaman ziyaret etmiştik Balıklı Gölü. Ama girişi tabii farklı kapıları var. Nereden girdik o zaman? Ama kaç sene geçti. Bak. Çok değişmiş. Buralar. Ben de şimdi arabaya gidiyorum. Bekleseydim burası. Herkes yem atıyor balıklara. Bu da en arkadan orası. Ben bakarım ki kavga edeceğim. Kadim siyah var mı? Ne yaptın diye. Kavga başlıyor. Nasıl çok balık var. Şu sakin yere gidelim. Burası çok kalabalık ya. Nasıl güzelsiniz siz böyle? Sazan cinsi. Evet. Ama eti yenmiyor tabii. Yiyenleri zehirlediği söyleniyor balıkların. Mübarek yaratıklar değil mi? Karşıya nereden geçiyorsunuz? Şu yandan. Ben daha yol var falan. Evet. Öyle olmaz. Mesela bir sabrede. Anne, anne sen orada oturacaksın. Hadi sen bir de orada gel. Bir de otur. Parmağımı bir de gel. Şuraya doğru ilerleyelim. Bundan sonra bu tarafa. Güneş de batmak üzere artık. Ama yüzlerce, binlerce balık. Küçüklü, büyüklü. Ne kadar çok. Yavrular da var. Evet, minik yavrular da var. Çok çok da ben arkamı buraya versem şuraya alabilirsiniz. Selam. Muhteşem bir yer. Ya birkaç tane abi. Ortam çok güzel oldu. Böyle güneş battı, bulutların arasına girdi. Şu karşıya geçeceğiz değil mi şimdi? Bu tarafa mı gideceğiz? Evet. Burası çay bahçesi. Evet. Biz daha yemek yemediğimiz için bir şey içemeyeceğiz. Şu caminin içine bakalım olmasın. Neymiş orada? Hazreti İbrahim'in doğduğu makam varmış. Daha önce gelmedim ben bu tarafa. Buraya gelmemiştim yani. Oradaydım. Yukarısı da işte kale. Hazreti İbrahim'in atıldığı mancınıklar orası. Oradan aşağıya. Doğduğu yer.
Sakalı Şerif varmış şurada ama. ...1408'de yapılmış burası. 2400 mü? 1408. 2400. Başörtüsü arabada kalmıştı da... ...içeriye girerken şimdi... ...tamam ama kapüşonu giydim, geçirdim artık... ...öyle gireceğim içeriye. Daha önce geldiğimizde su yoktu o kadar yoğundu. Hazreti İbrahim'in doğduğu mu? Doğduğu yer. Doğduğu yer değil. Anne, doğuyor, annesi alıyor onu buraya getiriyor. Burada saklıyor onu. Saklıyor. Öldürmesinler. Öldürmesinler. Cam var tabii önünde. Burada bir de şifalı su varmış şimdi. Şifalı sudan içeceğim. Abdest alınmaz diyor. O mağarada çok böyle duygulandırdı beni. Dua ettim. Hepiniz için de şifalar diledim. İnşallah kimin neye ihtiyacı varsa Allah onu versin. Şifalı su da akıyordu. Oradan da su içtim. İnşallah şifa olsun. Hepimize. Böyle bir öksürük arada geliyor. Şimdi birazdan yemek yemeye gideceğiz. Daha hala yemeğimizi yiyemedik. Karnımız aç. Yemeğimizi yedikten sonra da dinlenmeye geçeriz artık. Yarın içinde bilmiyorum, daha bir şeyler düşünmedik ama bugün Urfa'da kalacağız. Yarın sabah görüşürüz inşallah. Hepinize Harran'dan merhabalar. Biz Urfa'da bayağı bir geç kalkmışız bugün. Her zaman 6'da falan uyanırken bugün 8'de uyandık. Neyse, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Harran evlerini görmeye geldik. Harran'a. Burada antik kalıntılar falan varmış. Orayı gezeceğiz. Bu aşağı tarafta gözüküyor zaten Harran evleri. Develer falan da gözüküyor. Herhalde bilmiyorum, çok güzel gözüküyor buradan. Harran evlerini de çok merak ediyorduk gelmişken. Onu da görelim dedik. 40 kilometre falan Urfa'ya. Buradan çıktıktan sonra da müzeyi gezeceğiz. Müzeyi de gezmemiştik dün. Urfa'da 2 gün kalacağız. Bugün de Urfa'dayız inşallah. Urfa tabii Antep'e göre daha böyle şey, sakin. Antep daha hareketli bir şehirdi. Ama Urfa çok güzel bir şehir. Gelirken tabii şey vardı. Tekstil fabrikaları çok vardı. Pamuk burada çok yetiştiriliyor demek ki. Antep'te de göz alabildiğine fıstık bahçeleri vardı. Dağ, taş fıstıktı. Fıstığı biraz şey yaptık, sorduk. Dedik niye bu kadar pahalı, toplamasını zor diye. 10 yılda yetişiyormuş bir fıstık ağacı. Fıstık verene kadar. Sanırım herhalde ondan dolayı. Yani emeği çokmuş. Ama göz alabildiğine her yer Urfa'ya gelene kadar Antep fıstığıydı. Urfa'da da pamuk var. Bolca pamuk tarlası var sanırım. Çünkü fabrika çok fazla var. Hatta giderken bir tane tekstil fabrikasının mağazası var. Oraya dedik uğrayalım. Çünkü hızlı geçmiştik. Dönüşte uğrayalım dedik. Oraya gezeceğiz bakalım. Şimdi şu antik kalıntıları gezelim. Harran şehir surlarıymış burası.
Karşıda Harran evleri. Onları çok merak ediyorum ben. Evet. Böyle aşağıya kadar inelim bari. Evet. Camide kaç kişi namaz kılıyormuş aynı anda, hadi tahmin et. Zafer. 1000 kişi. Hayır. 8000 kişi. 8000 kişi. Evet, aynı anda namaz kılabiliyormuş. Harran Ulu Camii. Peki o uzun minaresiymiş. Evet. Şehir böyle bir tane. Demek ki nüfus bayağı kalabalıkmış ki. Belki Urfa'da bile, merkezde bile bu kadar kalabalık. 19 tane kapısı varmış caminin. Çadırvanı falan varmış. Çok güzel bir yapı. Şey, görüntüsü falan. Keçiler falan otluyor. Keçiler nereden girmiş bilmiyorum. Giriş kapısı kapalı aslında şuradan. Onlar bir yerlerden girmiştir. Evet. Çobanların da canına minnet, hiç olmasa başka yerlere gitmez keçiler, içeride kalır. Zafı kapalı. Evet. Çok güzel, çok güzel. Bunların içi? Bunlar özellik otu. Nazar için falan. Ha, şu annenin yaptığı. Aha, annem böyle nazarlık yapmıştı bana. Ama çiçek halinde, her yer güzellik. Çok güzel kokuyor. Nazarlığa falan çok iyi geliyor nazara. Her yer güzel. Zaten normal evlerin de camları böyle küçük küçük. Böyle büyük camları yok evlerin. Ama sıcaktan da sanırım işte bu tarz evleri yapmışlar. Serin olsun diye. Şimdi içlerini göreceğiz. Şeyler var. Gelirken evlerin önünde de gördüm Zafer. Yazları herhalde bunların üstünde taht uyuyorlar. Ha, evet, bunların üstünde gibi yatıyorlar. Evet. Bunlar tahtadan evet yapılmış ama demirden yapılanlar var. Biraz evlerin önce üstüne, Allah'ın üstüne koyuyorlar. Evet. Sıcak olunca. Burası şeymiş, kişiye özelmiş. Giriş ücretliymiş. Ama diyor kendi gönlünüzden kopan ne kadarsa diyor onu bırakıyorsunuz diyorlar. O da ne kadar güzel. Evet. Çünkü şahsi, hayır, tabii temizlik yapacak, tabii güzel, tabii bakımlarını yapacaklar tabii. Çünkü olan yaşantılarını değil mi? Tabii aynen. Efendim anne? Alo. Alo. Asya arıyor. Abi, anneanne, bize gelen anne. Tamam kızım dedim ama biz çok uzaktayız. Gelemeyiz şimdi. Bak burası o kadar serin ki. Gelsene uzakta. Buz gibi içerisi. Burada da şeyler var. Yöresel kıyafetler. Sanırım bunlarla fotoğraf çektiriyorlar. Çok şaşalı, böyle pullu, boncuklu. Dikkat çekici böyle kıyafetler. Şöyle beyazı var. Burası bir ev. Eskiden yaşıyorlarmış değil mi? Evet. Ama dışarının sıcağına göre çok güzel bir serinlik var. Şöyle küçük camları var. Baksana. Küçük camları var ama cam falan yok tabii ki, açık. Burası da başka bir oda. Bu da soba sanırım. Bacası da var. Bu yine taht. Böyle duvarları falan da süslemişler. Küçücük camları. Şöyle eski bir ayna. Tabii burada da camlar var. Küçük minik minik
hava alsın diye. Yani üzerlikten böyle nazar boncuğu da yapmışlar. Orada Şahmara'nın resmi var. Ne güzel, insanlar eskiden yaşadıkları evleri şimdi müze gibi insanlara göstermek için sergiliyorlar. Şöyle eski ocak, kazan. Yine buranın da tavanında küçük bir delik var. Böyle bir esinti var. Öyle bir güzel esiyor ki. Heh, kuş gir. Ay, kuş girdi oraya. Aa, kuşun yuvası var orada. Uçtu geldi. Ay, yavruları da var. Hey, kuzum benim. Ay, yavruları da var. Senin yavrun mu var orada? Ha, onları mı besliyorsun sen? Onun güzelliğim benim. Burada tabi eski eşyaları falan koymuşlar. Eski küpler. Böyle güzel bir dizayn yapmışlar. Ay, şöyle girişi süslemişler bakır taslarla. Ha, burası da bir odaymış. Burada yatak var. Yatak odası sanırım, sandık var. Duvar halısı. Löküslere şey yapmışlar, örtü. İşte süslemeyi çok seviyoruz. Bizler böyle her yere püsküllerle süsler falan yapılmış. Burası yatak odasıymış. Bunlar beşik. Bebek beşikleri. Bunlar sandıklar. Yerler toprak tabi. Burada da bu tarımda falan kullandıkları malzemeleri koymuşlar. Depo gibi burası da sanırım. Böyle samanla karışık bir çamur duvarların falan, şu çantalardan var diye bir ara. Böyle oda oda. Hem burada da bir oturma yeri yapmışlar. Ama burası kapalı. Ay, içerisi buz gibi serin, çok güzeldi. Şöyle dışarıdan görüntüleri de böyle. Burası bir avlu şeklinde, kenarları oda oda yapmışlar. Burada değirmen. Değirmen gibi bir şey. 300 yıllık bir ev. Yanında Sivas'ı yeri. Dünyada 3 yerde var böyle mimari benzeri. Türkiye'de var, Suriye'de ve İtalya'da. İtalya Furya'nın... Keşke adası. Devam etseymiş. Furya adasında var böyle bir benzeri. Keşke devam etseymiş. Yöre halkımız şu an böyleri kullanmıyor. Hepsini depo, ahır ve samanlık şeklinde kullanıyor. Ama ne kadar serin içerisi, mis gibi, tertemiz. 95 desine kadar böyle gelin, oda buradan çekilir. Böyle gelin. Ay, pardon. Bana doğru yürüyün. Sağa sola bak. 95 nesline kadar yöre halkımız böyle içerisinde yaşıyordu. O dönemlerden sonra tamamen terk edildi. Artık yaşanmaz hale geldiler. Bakın, çok istiyorlar. Her 3 yılda bir iş sıvaları, her 10 yılda bir iş sıvası yapılması gerekiyor. Burası da böyle çay kahve içebileceğiniz bir alan. Muzaffer de buranın sahibi beyefendiyle görüşüyor. Ben burada doğdum, çocuklarım burada doğdu dedi. Ne güzel, devam ettirmişler ailecek. Bu yöresel bir kıyafet. Yine böyle şaşalı, pullu, boncuklu.
Atatürk'ün resmi. Çok güzel süslemişler. Buraları da böyle yöresel süslerle. Magnetler var burada. Çok güzel bir işletme ya. Yani dedim bravo size, ne güzel devam ettiriyorsunuz bunu. Bu Yemenilerin renkleri falan muhteşem. Çok güzel. Şöyle. Şahane Yemeniler var. Çok beğendim bu evleri. Siz olmaz değil mi? Tahta çıkalım. Çay söylemiştik, çay geldi. Gezmeye devam. Herkes maşallah, yani o kadar çok gezen var ki, ziyaret eden turlar geliyor sürekli. Ama tam böyle mevsiminde gelmişiz biz de. Yani çok sıcaklara kalsak zor olurmuş gerçekten de. Tam mevsiminde geldik şükür. Gidelim. İşletmesinde herkes kendisi yapıyormuş. Hani giriş ücreti, belirli bir ücret yok ama gönlünden ne koparsa diye. Artık biz çay falan içtik işte. Öyle elim, yani gönlümüzden ne koparsa o kadar bir para bıraktık. Burası da camiymiş. Ha, burası da tadilatta. Evet, şimdi şeydeyiz. Suriye sınır kapısındayız. Geçerken Akçakale'ye de dedik uğrayalım, bir gezelim. Akçakale'nin içinden geldik. Şu karşı taraf Suriye'ymiş görünen. Arada sınır var tabii ki. Betonlarla. Karşı taraf, yani burası Türkiye, orası Suriye. Burayı da gelmişken görmüş olduk. Hani bayramlarda falan böyle izin veriliyor değil mi? Bayramlaşmak için geçiliyor. Evet. Şurada gümrük kapısı var. Oradan geçişler yapılıyormuş. En azından buraya kadar gelmişken gördük. Burası şimdi şu an tampon bölgesi olarak kalıyor. Yeşil alan orada. Evet. Şimdi biraz da şehrin içinden şöyle gezerek gideriz. Şanlıurfa Müzesi'ne geldik. Şimdi susadım, su içeyim de. Burayı gezelim. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Arabam da öyle bir kirlendi ki, ömrü hayatımda da ilk defa benim bir arabam bu kadar kirli. Ama her gün akşam yağmur yağıyor. Bir de toz bulutuyla beraber herhalde ilk defa dediğin gibi bu kadar çok kirli arabaya biniyoruz. Elbisen de yakışıyor abi bu arada. Ay, şalvar o kadar rahat bir şey, ilk defa giyiyorum. Yani ilk defa bunu, yıllar oldu alalı. İlk defa giyiyorum ama diyorum ki yani bundan birkaç tane olsa iyiymiş. Ay, inanılmaz rahat bir şey. Ben anladım. Çingene kızım uzayını gördün değil mi? Ha, ondan sonra sen de online, evet. Özellikle. Valla böyle eşarp da çok rahat. Hem güneşten koruyor. Evet. Rahat bir kıyafet oldu yani. Çingene kızı. Bizi bu heykel karşılıyor. Burası Urfa Mozaik Müzesi. Mozaik Müzesi. Şimdi bir kahve molası verdik. Muzaffer kahve içecek. Ben de sadece soda içeceğim. Ay, yürüdük ama yorulduk. Mozaik Müzesi burada şey değil, yani çok öyle büyük değil Antep'teki gibi. Az bir bölüm, hani zaten bütün çıkarılan mozaikler çok yoktu. Ama parça Hatay'ın parça.
çıkarıyoruz. Hatay'ınki daha da büyüktü. Antep'ten daha da büyüktü. Evet, oranınki daha da büyüktü. Yani Türkiye'de ne dersen yani Hatay diyebiliriz birinci derecede. Ama şey güzeldi. Arkeoloji müzesi çok güzeldi değil mi? Evet. Onda bölüm bölüm yapmışlar. Çağlara ayırmışlar. Çok güzeldi. Biraz burada dinleneceğiz. Sonra çünkü arabaya gene yürüyeceğiz bayağı bir mesafe. Çünkü iki müzenin arasını bayağı şey yapmışlar, aralıklı yapmışlar ayrı binalarda. Buradan devam edince de zaten Balıklı Göl geliyor ama Balıklı Göl'e dün gitmiştik. O yüzden oraya geçmeyeceğiz. Azıcık şurada dinlenelim, kalkacağız. Ne diyorsun şimdi? Çarşıya geldik. Urfa'nın çarşısını gezeceğiz ama nereden başlayacağız? Şuradan sağ taraftan başlarız. Zaten böyle kebap kokuları geliyor her yerden. Her yer yemek kokuyor. Tatlı yiyelim dedik. Buranın dondurması çok meşhurmuş. Dondurmacı Zeki. Bakalım dondurma gelmedi daha. Bir tane künefe istedim. Künefe geldi. Gevrek gevrek. Tam senin istediğin gibi. Dondurmalar da böyle şeye geliyor. Bakır kaplarda. Ve sadece sade oluyormuş. Dondurma tadına bakmak. Hocam maalesef. Her yer böyle duman. Şey kokuyor, yemek kokuyor. Kebap kokuları var. Ha, kebap kokuları var her yerde. Ama dondurması gerçekten uzun zamandır yediğimiz en iyi dondurmaydı değil mi? Dondurması evet. Çok güzel oranın. Her yer duman ya. Burası çarşısıymış. Biraz yürüdük şu tarafa kadar, şimdi bu tarafa doğru yürüyoruz. Şey çok, telefoncular falan çok fazla var. Değil mi? Böyle giyim mağazası değil de. Kuyumcular var. Burada şey yok hiç. Beyaz altın yok. Genelde böyle 22 ayar falan altınlar. Bizikler de hep böyle modelleri. Sarı altın. Burada tek taş yüzükler bir de sarı renkte. Sen de dayanamıyorsun değil mi? Ya altını çok güzeller görünce. Tabii canım altın. Evet. Ama çok sarı tabii bunlar. Böyle caddelerde de kebapçılar var. Orada mesela mangal yanıyor. Orada hemen pişiriyorlar. Burada da yiyorsunuz. Bir de şey çok. Seyyar meyveciler değil mi? Meyve, evet. Salatalık falan çok satılıyor. Yeni dünya kayısı çıkmış. Hatta biraz önce nohut, yeşil nohut satılıyordu. Gördün mü sen? Evet. Tablada. Öyle seyyar satıcılar da çok fazla var. Ama kebapçılardan... Her yer kebap. Her yerde, sokaklarda, evet. Sokak arasında, her yerde. Cadde üstüne adamlar masa sandalye koymuşlar, evet. Cadde üstüne. Kebap yiyebiliyorsunuz her yerde. Kebapçılar, evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.